Selam millet, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda gördüğünüz gibi yeni gelen güncellemenin tanıtımını yapacağım. Aslında bu tanıtım oyuna uzun süredir girmeyenler için bir yandan. Yani başka nasıl bir açıklama yapabilirim bilmiyorum. Ama şöyle gördüğünüz gibi çoğu madenin görünümü değişti. Hatta buğday dediğimiz şey artık mısır oldu. Fakat tabii en iyi olan şey şu gördüğünüz minimap. Yani ben bu güncellemeyi sırf bu yüzden beğendim. Orada evet, çoğu şeyin görünümü değişti zaten. Gördüğünüz gibi aslında bunlar yeni çiçek değil, çoğu yeni çiçek değil. Öne gelen çoğu şey aslında yeni değil. Mesela bunlar falan yeni. Bunlar yeni. Balık oltaları falan. Fakat gördüğünüz gibi mesela kovalar falan. Mesela su kovası bu oldu mesela. Çoğu şeyin görünümü değişti. Örneğin bunu da çok beğendim. Çünkü bundan çok güzel bölüler falan çıkabilir. Çünkü bayağı bir şey olarak duruyor. Bir de ekstra olarak zaten bu blokların keskinliği falan. Keskinlikleri azaltıldı böyle. Ya bence güzel olmuş ama pek alışkın değilim ve çoğu bloğun görünümü değişti zaten. Meyveleri de artık böyle yapraklı olarak değil. Sadece sırf meyve olarak yaptılar. Yani onu pek beğenmedim. Çünkü çok bence bunun eski hali daha iyiydi tabii ama ve bu bal kabağı ya da karpuz olabilir bu arada bilmiyorum. Evet, bal kabağıymış. Açıkçası ben bu ikisini hiç beğenmedim. Bunlar ne yani? Bir de bunun gerçek şeyi nedir bilmiyorum. Şu an zaten isimleri tam değiştirilmedi. Çoğu şeyin en azından diyeyim. Belki gerçekte yani yabani bal kabakları böyle gözüküyor. Mantarlar onun harici değişmiş. Bunları bilmiyorum, bakmadım. Şunu, evet bu çok değişmiş ve saksıda gibi duruyor şöyle baktığınızda. Bildiğin saksıda gibi duruyor ama bence güzel bu, evet. Bunu beğendim. Mantar biraz bu küçük hali galiba ama buna mantar diyemeyiz bence artık. Biz bu mantara benzemiyor. İkisi de benzemiyor. Şeker kamışı ve bunların ne yaprağı olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimal zaten bu güncelleme sahil güncellemesi. Yani sahilde bulmamız gerekebilir. Ben video çekmeden önce biraz baktım ama çoğu şeye bakmadım. Örneğin en çok beğenmediğim şeyi sorarsanız bu oldu. Çünkü bu yani bu ekmeği yok etmişler bildiğiniz. Ekmek denen bir şey kalmamış. Ekmek yazdığına bakmayın. Bunları değiştirirler zaten 1-2 haftaya. Çünkü 1.0 güncellemesi geldiğinde de çoğu şey ismi aynı kalmıştı. Çoğu şeyin. Hala onlar aynı mı bilmiyorum. Bakmadım ama yani bunu neden noodle yaptılar? Bunda yumurtalı noodle yapmışlar. Ve oyuna pizza gelmiş. Ballı pizza. Ballı pasta pardon. Pastayım. Bir dakika bunların görmeliyiz bu arada. Evet oyunda pasta kalkmış. Bence kötü bir şey. Burada bu çoğu şey ya bunu bu eskiden pastaya diye örneğin. Minecraft'a oyun çok benzediği için bence bunları değiştirdiler çoğunu. Benim fikrim. Ama açıkçası pizza da hiç fena olmamış. Güzel fikir. Ama pastayı oyundan kaldırmaları bence kötü oldu. Burada artık yeni karpuz dilimi bu. Karpuza benzemiyor. Bu kavun bu arada. Bu bildiğiniz kavun. Hatta bence buna kavun olarak adlandıracaklar. Kavuna da benzemiyor da. Bence çok sorgulamadım. 1001 çeşit balık geldi zaten. Adı üstünde sahil güncellemesi ya da deniz. Bunun hakkında bir Survivor hayatta kalma gelecek fakat tek bölümlük. Sefer gerçekten tek bölümlük. Belki 2 bölüm yaparım ama 3 bölüm yapmam. Burada eski hayatta kalma serisine devam edeceğiz. Bir üzüldüğüm şey ise bu meşalelerin artık sönecek olması. Yağmurda falan sönüyorlarmış. Umarım bu bug'lı falan olmaz. Yani mağaranın altındaki meşale yağmur yağdı diye umarım sönmez. Onun haricinde böyle bir kayık geldi fakat şöyle bir sorun var. Yani oyundaki eski kayığı değiştirmişler sadece. Yani yeni bir kayık gelmemiş. Bu beni çok üzüyor. Bence çok saçma. Belki diğeri burada mıdır bilmiyorum ama. Onun harici elmas böyle bir pembe, morumsu bir şey olmuş. Elmas direkt siyah olmuş zaten. Mor taş. Mor yapıyor bunu. Ve çoğu şeyde gördüğünüz gibi. Mor taştan falan oluyor. Ve evet bunun artık şeyi gelmiş. Bildiğin yumurtası gelmiş. Ve evet çöldeki köylerin falan da yumurtası gelmiş. Açıkçası bence güzel olmuş. Ve evet gemiler gelmiş. Gemileri bir deneyeceğim. Gemileri merak ediyorum çünkü. Ama şöyle bir şey yaparsak benim en beğendiğim şey minimap kesinlikle. Tartışmaya kapalı ve balıklar burada. Ve sürü halinde geziyorlar abi çok iyi. Bunun içinden beğendim. Hani gemiler böyle. Küçük hali nasıl bilmiyorum ya koyayım. Bir binilme olayı yok. Oltalar gelmiş orada. Fakat ben oltaları da denemiştim de nasıl çalıştığını pek anlamadım. Oltayı bayağı güzel yapmışlar. Örneğin şöyle bir özel efekti var. Fakat anlamadığım şey bu işte. Oltayı kullanamıyorum. Yani bunları denemedim. Bir de bunun özel hali var orada. Ya tabii ben de şey olduğu için bunu değiştirmeliyim bir dakika. Evet şeyde böyle bayağı iyi gözüküyormuş bu arada. Ve evet ekran bayağı iyi olmuş. Ekranı bayağı iyi yapmışlar. Açıkçası ben beğendim. Uğraşmışlar açıkçası ekran olarak. Bu da oksijen seviyesi galiba. Tam söyleyemedim ama. Ya bunun olayı daha hızlı yüzmek galiba. Yani evet normale göre biraz daha hızlı yüzdüğümüz söylenebilir. Özel olana bakmayacağım. Evet bu bomba galiba. Bunu tam şey yapamadım. Şu heykelin tam anlamadım. Ve artık bu da taştan değil artık topraktan. Aslında bu
mantıklı bu arada. Bu gerçekten mantıklı. Bunu değiştirmeleri çok iyi oldu. Ama sadece biraz üstüne turunculuk eklemişler, o kadar. Rengini değiştirmişler. Ama gördüğümünü değiştirmemişler. O kötü olmuş biraz. Evet, galiba artık bir de gemi falan yapılabilecek. Şu neredeydi o? Buna bunun ne olduğunu bilmiyorum. Denizin altında büyük ihtimalle. Bu ne ki bu? Bunun bir olayı var mı ki? Yani yeni bir video gelecek bunun hakkında. Böyle kısa bir hayatta kalma hatta. Tek bölümlük değil. Yani maksimum 5 bölüm falan yaparım. Orada bayağı beğendi ve bunun yumurtası da gelmiş. Fakat buna özel olarak bir yumurta yapmamışlar. Aynen şunun gibi. Çöl kurdu diye bir şey gelmiş. Bu zaten vardı değil mi? Yani bunlara pek alışık olmadığım için beğenmedim ben galiba, ama kürek çok güzel gözüküyor onun. Evet, bu arada çubuk artık boğulmuş ve şöyle bir şey var. Hatta ben bunları bir alayım. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bu ne bu? Şöyle bir magnezyum diye bir şey gelmiş. Manganez hatta. Magnezyum olarak okudum ama manganez bu. Nodülleri diye bir şey. Bir tüy var. Adı yok. Şöyle bir şey gelmiş. Ya çerçeve bu, evet. Çerçeve artık bu abi. Fakat tek sorun havada durması çok saçma oğlum. Bu arada şöyle ayarlar da bir değişmiş. Ben ona bakmıştım. Mesela dinamik gökyüzü diye bir şey var. Ben bunu kapattım biraz kastro diye. Fakat dinamik gökyüzünün tam ne olduğunu anlamadım. Çünkü pek bir şey etki etmiyor. Yani ikisi türlü de aynı. Bunu pek anlamadım. Bir de dinamik bitki diye bir şey var. Aa, bunu da merak ettim. Hacimsel ışık, hepsini deniyorum bu arada. Hacimsel ışık, gölge bildiğin. Evet abi. Bir sevdiğim yanı da bu güncellemenin. Bir sevdiğim yanı da şudur. Ya bunlara bir animasyon gelmesi. Yalnız kastırıyor ama bunun harcayı gayet iyi. Buna falan da böyle animasyon gelmiş. Bayağı iyi. Bunlara gelmemiş galiba ama. Bu ne bilmiyorum bu arada. Bu kömür mü yani? Bu kömür olmaz umarım. Yani ananas gelmiş. Hayır, ananasın ötesine gelmiş. Daha da iyi bir şey yani, anlamadım. Hindistan cevizleri gelmiş. Ya bu eşittir yeni bir ağaç gelmiştir demektir. Papatya gelmiş. Bu arada şu an o neydi o? Şu an o biyomu bulamayacağım bu arada. Çünkü onu hayatta kalmadan önce bulmalıyız. Yani çoğu yemeği çorba halinde yapmışlar ama ben bunu pek beğenmedim yani. Alışkın olmadığım için büyük ihtimalle yani. Bu pek hoşuma gitmedi benim. Adları zaten değiştirilecek de yani. Böyle değişik bir şey var bir de. Bal kabağı turtası diye. Ama yeşil yani. Bunun adını kesin değiştirecekler bu arada. Havuç hıyar olmuş bildiğiniz. Ya da kabak olmuş bu bildiğin, evet. Salatalığa dön. Kabağa daha çok benziyor bu arada. Bunun ekilmiş halini merak ediyorum da. Denemeliyiz onu. Bir de elmas çafayı alacağım. Elması neden mortaş yani zor olsun hani mantığıyla yapmışlar ama. Bu arada ben şey yapmadım ama yeni bir yay gelmiş. Bu altın yay. Yeni bir yay geldi olmuş. Gelmiş bu arada. Bir de zıpkın gelmiş. Bu fena değil de yani önü çok saçma bence. Bir de yay gelmiş. Bunun olayı bilmiyorum. Bunun olayı 25 vuruyormuş bu. Neyse, ben buna bakmayacağım. Şuna ve patatese bakacağım. Hatta buna da bakalım. Galiba aynı ama bunlar. Bunu niye ekemiyorum bilmiyorum. Mantarmış çünkü bu. Patates bu. Bir tek bu değişmiş galiba, anlamadım ama. O diğer de bayağı bir şey gelmiş. Mercanlar gelmiş. Adları yok ama. Ya bir de şöyle bir şey var. Evet, bunu hayatta kalma serisinde göreceğiz bunların çoğunu bu arada. O zaman. Patates değişmemiş zaten. Patates bu arada gerçekten doğru görünümde bence ama sanki buna daha çok benziyor. Mantara daha çok benziyor. Üzüldüm bir yanda, bizim sarmaşımız artık bu olmuş. Dinamik ışık buymuş bu arada, neyse. Asıl olaya gelirsek bunlar gelmiş. Bir de asıl olay böyle ekstra büyük bir merdiven gelmiş. Yok, merdivenler artık sadece böyle ve evet böyle değişik değişik duvar biçimleri gelmiş. Bunu değiştirmemişler bu arada. Gördüğünüz gibi bak, bu bayağı güzel durur bu arada, gerçekçi durur. Mesela şöyle bir deneyeceğim. Hatta bu normal merdiven bence. Bunlardan çok güzel bir build'ler yapılabilir. Yapılabilir değil, yapılır yani. Bu muazzam bir şey. Ve tuğla duvar gerçekçi duruyor da böyle biraz saçma duruyor. Yani o da olur. Niye ben böyle koyamıyorum orada onu? Yani böyle biraz. Tamam, anladım, tamam. O elmas bu arada gerçekten çok güzel duruyor. Elmas bayağı iyi duruyor, evet. Arkada da gemi var. Elmas çok iyi duruyor, evet. Yeni favorim. Altın niye kırmızı yapmışlar ben onu anlamadım. Şimdi elmas cevheri bence kötü olmuş. Çok garip duruyor. Ne aslında güzel, evet güzel. Envanterde kötü duruyor. Siyanür ben hiç anlamadım. Siyanür ne ki bu? Bu siyanür mü bu şimdi? Bu uranyum gibi bir şey olmuş. Köbürümüz evet artık bu. Gerçekten bunlar bu arada bayağı iyi. Ama çoğu blok eksik, gene de bayağı iyi. Böyle şöyle manganezi bir maden. Manganez. Evet, bunlardan çok iyi
Bunlar ile çok iyi boyutlar yapacağım. Ama bu manganez bayağı iyi. Yani mermere benziyor. Açıkçası fayansa benziyor hatta. Evet, bu bildiğim fayans bu arada. Bunun şeyi ne peki bu? Yani bu nereden bulunuyor onu bilmiyorum. Bunların bir de orta halleri galiba. Böyle yamaçlı bir şeyler var. Bu bildiğiniz fayans olmuş. Merdiven nedense böyle bir kat daha böyle artırılmış ama amacını pek anlayamadım. Yani böyle biraz daha artırılmış. Buna daha yavaş bu arada buna çıkmak. Buna çatı falan çok güzel olacak. Yani en iyi yanı bu. Tek sıkıntı şu biraz. Yani mesela buraya bir blok koyamamam. Buraya niye koyamıyorum? Gerçekten buraya niye koyamıyorum? Üstüne bir blok koyulmuyor. Ama evet, mesela böyle bir şeyler yapılabilir. Motoru denemedik bu arada. Motoru denecek bir şey yok bu arada. Onu araba yapmak lazım. Araba şeyi. Açıkçası beğendim. Bunu da bir deneyeceğim bu arada. Garip gözüküyor. Sandıklar, evet, sandıklar da değişmişti diye hatırlıyorum. Bomba değişmemiş. Bu değişmiş, bu farklı bir şey. Ne olduğu hakkında fikrim yok. Büyük ihtimal şu gemilerin attığı şey falan. Yok, sandık değişmemiş. Kenarları böyle bir yumuşatıldı. Yani fena durmuyor açıkçası. Yani şu biraz saçma, şu zıpkın ve gitmiyor zıpkın. Zıpkını ben beğenmedim bu arada gerçekten. Peki bir şey soracağım da, normal mızrak nerede? O biraz beni şu an tedirgin ediyor ama tamam, mızrak duruyor. Güzel. Bayağı üzülürdüm çünkü mızrağım. Çoğu şey değişmiş. O yüzden bayağı uzun video yapıyorum. Evet, bunu denemedik bu arada. Yani denemediğim daha bir dünya şey var. Bir de böyle bir olay gelmiş. Evet, bu çok iyi bir olay bu arada. Ben şu an anladım. Mesela burada eskiden ne vardı? Bütün kum bloğun renkleri vardı. İşte kırmızısı, siyahı falan. Artık böyle bir olay var. Hep buradan seçiyorsun. Yani bunu istiyorum diye. Evet, bu çok çok iyi bir olay. Bence mükemmel bir olay. Bunu gerçekten beğendim. Pembe olarak gözüküyor. Örneğin eskiden belli başlı renkler vardı. Siyah vardı, kırmızı vardı atıyorum. Bu vardı. Ama bunu istiyorsan mesela beyazı koyup paintball'la boyaman gerekiyordu. Ve o da bayağı zahmetliydi. Yani örneğin artık şu siyaha paintball kullanmadan koyabiliyorsun da bu bayağı garip duruyor şu an. Eskiden böyle değil sanki. Yani o şekilde camlar da aynı şekilde. Mesela bu sert cam blok ya, diğer böyle bir kapı gelmiş. Ama bunu büyük bir şey sanıyordum. Bu bayağı küçükmüş. Bunun rengi değişmiş oğlum. Bayağı iyi duruyor da. Yok, yeni bir şey gelmiş bence. Emin değilim. Merdiven değişik duruyor. Denemedim, o kadar şey var ki. Bunları açabiliyor muyuz? Bende şu an yok. Ama güzel. Mobilyalar da yavaş yavaş ekleniyor. Bu değişmiş demiş. Yani böyle kanepe falan gelmiş. Kapı, evet kapı. Kapılar, çit falan bayağı şey gelmiş ya. Bir şeyler gelmiş yani bu. Mesela suyun altında, denizin altında bulunmuyor o zaman. Öyle şeyler, neyse. Evet, bu bayağı güzel. Bu gerçekten best. Asansör kapısı gibi böyle eski asansörlerin. Şu çok iyi ama bak şu. Bir de şöyle ekstra özel bir çubuk gelmiş. Ben buna bakmıştım çünkü. Fakat benim anlayamadığım şey, yani bu niye mouse böyle oluyor? Şu an düzeldi mesela. Mouse'un böyle olmasını ben anlayamadım. Hani kanepeye oturabiliyorsun falan. Ya merdiven değişmiş. Güzel olmuş bence merdiven. Beğendim açıkçası. Bir de evet. Bu da yok lan, iki tane gelmiş. Rahat yatak diye bir yatak gelmiş. Bir de çubuk bu artık bizim. Çubuğumuz bu. Çok saçma bence bu arada o. Yani yatakla aynı şey. Kopyala yapıştır yapmışlar bildiğiniz. Ya kömürü neden böyle yaptılar, ben onu anlamadım. Ya bu video biraz da eleştiri videosu oldu. Yani güncelleme çok iyi. Bu arada bu durdurma butonu gibi duruyor. Durdurma butonu gibi. Buna bir şey yapılır, evet. Bu durdurma butonu yapılabilir şeyle, UI ile. Neyse, şu an bununla ne alaka bilmiyorum ama. Yani artık külçeler gitmiş. Elmas çok iyi bu arada, ona şeyim yok. Külçe denilen şey gitmiş artık. Bu gelmiş yerine. Böyle blok, yani yuvarlak bir şey işte. Silindir bir şey. Yani kömür neden mavi yaptılar? Ben onu hiç anlamadım. Kömür, barut da aynı şekilde. Yani kömür neden mavi ki? Yani olayı ne ki bu? Kartopu mu bu lan? Bu ne? Kartopu mu yani bu? Ne bu? Bunu anlamadım pek. Anlamadım. Top gibi bir şey. Kumaştan böyle bir şey ama. Yani evet, güncelleme bu şekilde. Bunları boş ver. Saçma sapan yaptığım şeyler var. Şöyle su tabancası gelmiş. Ben bunu denemiştim. Bunun bir olayı yok ama itiyor sadece. Bayağı bir şey gelmiş. Bunu hiç şey yapmadım bile. Bu ne ki bu? Bunun hiçbir olayı yok şu an. Fırça gibi bir şey de yok galiba. Ya da bu mu? Bunu deneyeceğim, evet. Fırça bence bu. Daha çoğu şeyin adı da yok. Bu ne lan? Mesela şu kırmızı olmuyor değil mi? Ha, çoğu şeyin adı yok bu arada. Bayağı bir şeyin. Bu ne olduğunu bilmiyorum mesela. Demir çubuk bu olmuş. Ama artık bronzdan yapılıyor. Yani o şekilde. Evet, bence bu bayağı mantıklı olmuş. Açıkçası. Bunlar yuvarlak olmuş böyle. Bu da bunların kilidini açacağım. Fakat şu an bir fasulyem yok. Yani fena değil ama. Gemi çok garip duruyor oradan. Neyse. Yani evet, bu şekildeydi.
aslında eleştiri videosu oldu bu, bildiğiniz. Fakat bu güncellemede gerçekten en beğendiğim şey minimap. Böyle ev şeyi falan koyabiliyorsun. Bunu izlemek diyorsun. Haritada gözüküyor böyle şurada. Yani o yüzden en beğendiğim şey bu. Bu da yani buna bir sorun yok, güzel. Yani açıkçası eleştiri videosu oluyor biraz. Bence her yeniyle eleştirdim. Bunun hakkında bir zaten küçük bir hayatta kalma şey olacak, serisi olacak ama fakat eski hayatta kalma devam edecek, onu söyleyeyim. Orada ben yavaştan yeni bir oyun, yeni oyunlar hatta diyeyim. Yeni oyunlar hakkında videolar çekeceğim. Neyse, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Orada hayırlı Ramazanlar, öylesine söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.